Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin çok severek tükettiği bol sulu ve çok lezzetli nefis bir tavuk sote tarifiyle geldim. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Nasıl yapmışım? Malzemelere göz atıp tarife geçelim. Ben 700 gram tavuk göğsü kullanacağım. Küp küp olacak şekilde doğradım. 2 tane orta boy kuru soğan, 3 diş sarımsağı da doğradım. E, buzluktan çıkarmış olduğum biraz yeşil biber, biraz da kapya biber var. E, tazesi varsa onu da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası ve yazdan hazırlamış olduğum bir bardak da domates sosu ekleyeceğim. Baharat olarak karabiber, pul biber, kekik ve toz kullandım. Yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Bir su bardağı da sıcak su ekleyeceğim. Öncelikle yağımı tavama aldım. Üzerine doğramış olduğum tavuk etimi ilave ediyorum. Ben göğüs kısmından kullandım ama dilerseniz but kısmından da doğrayarak aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet yüksek ateşte tavuklarımızı sotelemeye başlıyoruz. Mutlaka yüksek ateşte Kavurmanızı tavsiye ediyorum. Orta pişmiş olacak, yani tam pişmiş olmayacak. Sonrasında diğer malzemeleri ilave ederek kavurmaya devam edeceğiz ve en sonunda tavuğumuz lokum gibi pişmiş olacak. Kapağını kapatıyorum. Şöyle 4-5 dakika boyunca iyice suyunu bırakmasını bekledim. Şimdi kapağını açtım ve bu suyunu iyice çekmesini sağlayacağım. Dediğim gibi bu aşamada tam orta pişmiş oluyor. Tamamen tavuk pişmiyor. Evet şimdi bakın gördüğünüz gibi suyunu biraz çekti ve şimdi diğer malzemelerimi artık ilave edip kavurmaya devam edeceğim. Tavanın orta kısmını açtım orada biraz soğanla sarımsağı kavuruyorum. Dilerseniz üzerine koyup hepsini birden de tabii ki kavurabilirsiniz ama bu şekilde ilk o 2-3 dakika böyle soğanı bu şekilde kavurursanız ve sonradan hepsini birden kavurursanız çok daha güzel oluyor. Evet, 1-2 dakika ortada kavurduktan sonra karıştırdım ve tekrar orta kısmını açıyorum. Şimdi üzerine e, biberlerimi ilave ediyorum. Ben dediğim gibi bunları buzluktan kullandım ama e, taze olarak kullanacaksanız e, 3 tane yeşil biber, 1 tane de kapya biber yeterli olacaktır. Evet, yine açmış olduğum o orta kısımda 1-2 dakika biberi kavurdum ve sonrasında hepsini birlikte tekrar e, 2 dakika daha kavuruyorum biberi de 2-3 dakika boyunca e, tavukla birlikte kavurduktan sonra şimdi üzerine e, salçasını ekleyeceğim. Yine orta kısmını açıyorum. Orada 1-2 dakika kavuracağım. E, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı da domates salçası ekledim. Baharatlarını da ilave ediyorum. Baharat miktarlarını açıklama kısmında detaylı bir şekilde e, bulabilirsiniz. Oraya bakın lütfen. Evet 1-2 dakika ortada kavurduktan sonra hemen tavuklarımla birlikte birleştiriyorum. Ve ben üzerine 1 su bardağı yazdan hazırlamış olduğum domates sosumdan ekleyeceğim. Bunun tarifi kanalımda var. Oradan bakabilirsiniz. Eğer elinizde kendi yapmış olduğunuz sos varsa ondan koyabilirsiniz. Veya domatesleri kabuğunu soyup ekleyebilirsiniz. Ama bu sosla yapılınca gerçekten şahane oluyor. Eğer domates kullanacaksanız 3-4 tane orta boy domates yeterli olacaktır. Dilerseniz robottan geçirin, dilerseniz küp küp olacak şekilde doğrayın. Evet sosu da ekledim. Şimdi biraz daha ben böyle sulu olmasın istiyorum böyle ekmeği banarak yenmesini istediğim için bir su bardağı da sıcak su ekledim. Mutlaka sıcak su ekleyelim. Su eklemediğiniz zaman çok katı kıvamlı oluyor ve o istediğimiz kıvamı yakalayamıyoruz. O yüzden bir su bardağı su eklediğiniz zaman lokum gibi pişen böyle hafif sulu harika bir tavuk sote oluyor. Kapağını kapattım şöyle 9-10 dakika kadar pişmeye bıraktım. Hemen kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Dediğim gibi ben hafif sulu bırakacağım. Dilerseniz suyunu tamamen çekmesini bekleyebilirsiniz. Evet, gayet güzel bir şekilde pişmiş. Yanına bir pilav, bir de cacık, bir de çorba hazırlarsanız efsane bir akşam menüsü olacaktır. Pişen tavuk sotemi hemen servis tabağıma alarak bir de sizlere yakından göstermek istiyorum. Bizim evin en sevilen yemeklerinden bir tanesi. Yapıp da gördüğünüz gibi çok pratik. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve denedikten sonra da mutlaka bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Evet tavuk sotemizin son halde bu şekilde hemen sizlere şöyle bir de tadına bakarak ne kadar güzel olduğunu ifade etmek istiyorum. Umarım sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Ben yanına pirinç pilavı ve cacıkla servis ettim gerçekten çok lezzetliydi. Sizlere de gönül rahatlığıyla bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Evet bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok yemek tarifi, çorba tarifi kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.